İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Rustam Gasparyan, Ermeniler ve Ermenilere ait olan halılar Gegam Stepanyan, Çarmişel'in şahsında Avrupa Birliği'nin Artsakh halkına Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeniler tabiriyle hitap etmesi büyük bir hayal kırıklığıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bakü yetkililerinden iki Ermeni askerin gözaltı koşulları ve sağlık muayeneleri hakkında bilgi vermelerini istedi. Ruben Melkonyan, sonradan gelenler sadece yerlilerin kültürlerini değil, toprakları ve yer adlarını da kendilerine atfetmeye çalışıyor. Ermeni cemaatinin portresi ve dikkat çekici gerçekler Armen Merujanyan'ın yeni kitabında. Çocuklar Batı Ermenice şiir okumalarına, kitap tartışmalarına, edebiyat toplantılarına, söyleşilere ve sergilere katıldılar. Altın Kartal madalyasının sahibi Rustam Gasparyan, 11 Nisan 1961 yılında Armavir bölgesinin Hokdemperyan ilçesine bağlı Can Fida köyünde doğdu. Doğduğu köyün lisesinde okudu. 1966'da Armavir Ararat Üniversitesi Hukuk Bölümünden mezun oldu. 1988'den itibaren Artsakh hareketine katıldı, ardından kendi köyünde Kara Panter adlı müfrezeyi kurdu ve komutanlığını üstlendi ve Artsakh ve Ermenistan Cumhuriyeti sınırlarının savunulması ve kurtarılmasına katıldı. Kara Panter'in savaş yolu Yerax sınırlarının savunulmasıyla başladı ve Artsakh'ın hemen hemen tüm bölgelerinin kurtuluşuna yaptığı katkıyla devam etti. 1994-2000 yılları arasında Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nde çeşitli komuta pozisyonlarında görev yaptı. 2020'de 44 gün süren savaş günlerinde Rustam Gasparyan komutasında Kara Panter müfrezesi yeniden cephedeydi. Rustam iki çocuğuna savaşçılara yakışır bir terbiye verdi ve baba ile oğlunun birlikte cepheye gitmeleri tesadüf değildi. 28 Eylül'den itibaren Şahumyan'da ve ardından 11 Ekim'den itibaren Hadrut'ta müfrezenin cesur savaşçıları önlerine konan savaş görevlerini istikrarlı bir şekilde yerine getirerek düşmanın güçlü saldırılarını geri püskürttü. 2020 Artsakh Savaşı sırasında Rustam Gasparyan'ın arabasına Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan İHA çarptı. Bunun sonucunda 29 yaşındaki oğlu Rafik Gasparyan olay yerinde can verdi. Rustam ise başından ağır yaralandı. 16 Ekim'de Stepanakert'te ameliyat edilen Rustam Gasparyan ardından Goris Tıp Merkezi'ne ve ardından Ereboni Tıp Merkezi'ne sevk edildi. 17 Ekim'de Rustam Gasparyan'ın ölüm haberi çıktı. Ermeni platosu halı dokumacılığının eski merkezlerinden biridir. Ermeni kilim veya halısı farklı zamanlarda ve bölgelerde farklı isimler almıştır. Ermeni edebiyatında halı kelimesi 5. yüzyıldan beri İncil tercümesinde rastlanmaktadır. Yüzyıllar boyunca kilim, karpet kelimesi edebiyatta da halı ile eş anlamlı olmuştur. Zengin halı sanatıyla tanınan Karin şehrinin Arapça adı olan Kalikala'dan gelen halının bir diğer adı olan Hali veya Gali de dikkat çekicidir. Halının bir başka eş anlamlısı bazmakan ortaçağ Ermeni edebiyatında bulunur ve oturmak kelimesinden kaynaklanıyor. Ermeni halıları kırmızı, beyaz, mavi, yeşil, sarı ve bunların çeşitleri nedeniyle ahenkli renklere sahiptir. Sarı renk sarı çiçeklerden, kırmızı renk vortan garmir denen kırmızı böceklerden ve torun rubia denen çalı köklerinden, yeşil renk ise kahverengi tonlarının da elde edilebildiği ceviz kabuklarından elde edilmiştir. Siyah rengi nar kabuğundan elde ediliyordu. Mavi rengi elde etmek için farklı bitkilerden elde edilen boyaların karıştırılması teknolojisi kullanılıyordu ama esas olarak Hindistan'dan meşhur indigo boyası ithal ediliyordu. Orta Çağ'da Ermeni halılarının ünü büyük ölçüde vortan garmirden elde edilen tonlardan kaynaklanıyor ve bu nedenle Arap halifeliği döneminde Ermeni halılarına kırmızı halı da deniliyordu. Ermeni halılarının özelliklerinden biri de ham madde olarak kullanılan balbaş türü koyunların yünü ile Ankara keçisinin yünüdür. Pamuk ve ipek ipliği yetiştiriciliğinin geliştiği bölgede pamuk ve ipek ipliği de yaygın olarak kullanılıyordu. Ermeni halılarının en önemli özelliği süslemeleridir. Çünkü hiçbiri öylesine dokunmadı. Her desenin kendi anlamı ve önemi vardır.
Ermeni halıları çok sayıda ritüel, resimsel ve ideolojik desenler taşır. Ermeni halılarında kullanılan süslemeler heykel, minyatür, mimari ve gümüşçülükte de yaygın olarak kullanılmıştır. Artsakh Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Gagan Stepanyan'ın Facebook paylaşımında şöyle dedi. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel tarafından temsil edilen Avrupa Birliği'nin temel ve devredilmez kendi kaderini tayin hakkının gerçekleştirilmesine dayanan Artsakh Devleti'nin onlarca yıldır var olduğu gerçeğini göz ardı ederek Artsakh halkına eski Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nde yaşayan Ermeniler tabiriyle hitap etmesi büyük bir hayal kırıklığıdır. Dünyadaki insan hakları değerlerini koruyan birlik tarafından kasıtlı olarak yapılan bu tür formülasyonlar Artsakh halkının duygularını incittiği gibi yaralanıcı olan Artsakh halkının haklarını göz ardı ederek Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözüm sürecini de kötü etkiliyor. Artsakh halkının iradesini ve çıkarlarını hiçe saymak, kasten Dağlık Karabağ terimini kullanmaktan kaçınmak kesinlikle Avrupa Birliği'nin başlattığı barış müzakerelerine katkı sağlamıyor. Aksine istikrarlı bir demokrasi düzeyine sahip Artsakh'ın Ermeni düşmanı ve otoriter devlet olan Azerbaycan'a zorla boyun eğdirilmesine yol açıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ermenistan hükümeti tarafından daha önce yapılan başvuruya istinaden karar verdi ve Bakü yetkililerinden bu yılın 6 Haziran'a kadar iki askerin Azerbaycan'ın kontrolü altında esir olarak mı yoksa başka bir statüde mi olduğuna dair bilgi vermelerini istedi. Uluslararası Hukuk İşleri Temsilciliği ofisinden Armen Press'e bildirildiğine göre Bakü makamlarından olumlu bir yanıt gelmesi durumunda mahkeme onlardan askerlerin gözaltı koşulları ve tıbbi muayeneler hakkında bilgi vermelerini istedi. Uluslararası Hukuk İşleri Temsilciliği 28 Mayıs'ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Azerbaycan'ın yargı yetkisi altındaki iki Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri askerlerinin temel haklarının korunmasına ilişkin bir başvuruda bulundu ve mahkeme iç tüzüğünün 39. maddesine göre Ermeni askerlerin haklarını ihlal etmekten kaçınmak için Bakü makamlarına geçici bir tedbir uygulamasını talep etti. Aynı zamanda tutsakların bulunduğu yeri, durumları ve sağlık durumları hakkında bilgi vermesi talep edildi. Yerevan'da Yerevan Devlet Üniversitesi İranoloji Kürsüsü Başkanı ve Tahran Üniversitesi'nin Kafkas Araştırmaları Merkezi ortaklaşa 1000 yıllık Ermenistan-İran dostluğu ve bölgesel gelişmeler başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Yerevan Devlet Üniversitesi İranoloji Kürsü Başkanı Vartan Voskanyan tartışma sırasında Ermenistan-İran ilişkilerinde bilimsel ve kültürel bir atmosferin oluşmasına katkıda bulunmayı da misyonumuz olarak görüyoruz. Çünkü siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler çoğu zaman böyle bir atmosferde şekilleniyor dedi. Yerevan Devlet Üniversitesi Doğu Bilimleri Fakültesi Dekanı Ruben Melkonyan, kökleri binlerce yıl öncesine dayanan böylesine bilimsel hatta kültürel bir etkinliği ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz dedi ve görevlerinin bilincinde olarak bu bölgenin yerli ve kadim haklarını birbirine bağlayan binlerce yıllık geleneği devam ettiğini kaydetti. Ona göre özellikle bu çalkantılı dönemde Ermeniler ve İranlılar yan yana yaşamaya, birbirlerine saygı duymaya ve barışı sözde değil fiilen yaşatma ve sürdürme konusunda en güzel örnek teşkil edebilirler. Ruben Melkonyan şöyle konuştu. Bölgeye ithal edilen farklı halklar bu bölgenin dostluk ve barış oyununun kurallarına hakim olmamakla kalmayıp bu yerleşik gerçekleri değiştirmeye, dönüştürmeye, saptırmaya, düşmanlığa, savaşlara, vandalizme neden olmaya çalışmaktadırlar. Bu sonradan gelme ve ithal halklar yerlilerin sadece kültürlerini, edebiyatlarını, ünlü yazarlarını değil, aynı zamanda topraklarını ve hatta yer adlarını da sahipleniyor veya sahiplenmeye çalışıyorlar. Bu bağlamda yeni gelenlerin hedefi Ermeniler ve İranlılar. Dolayısıyla biz asırlık en güzel geleneklerimizi bilimsel platformlarda da yaymaya devam etmekle yükümlüyüz. Ermeni Apostolik Kilisesi Rus ve Yeni Nahiçevan Piskoposluğu Patriği Başepiskopos Der Ezras Nersisyan'ın kutsama ve desteğiyle Havadamk gazetesi editörü, yazar, tercüman Armen Merujanyan'ın görüntüleri ve yüzleriyle Ermeni toplumu,
şehrin kuruluşundan 20. yüzyılın 30'lu yıllarına kadar başlıklı kitabı yayınlandı. Kitap, Petersburg'daki Ermeni cemaatinin tarihine adanmıştır. Kitap, Büyük Petro döneminde Ermeni cemaatinin oluşumundan başlayarak ülke hayatında büyük rol oynayan Ermeni kökenli ünlü soylu ailelere kadar dikkat çekici gerçekleri ve olayları içermektedir. Pek çok isim ve olay ilk kez bu kitapta geçiyor. Merujanyan, Lazar Yants, Loris Melikov, Ayvazovski, Süren Yants, Yekmalyan, Romanus Melikyan dahil olmak üzere çeşitli alanlarda öne çıkan Ermeni figürlerinin portrelerini harika bir şekilde sunmuştur. Yazar, Rusya'daki Ermenilerin hiçbir zaman o ülkede olup bitenlerin pasif gözlemcisi olmadıklarını belirtmektedir. Onlar Rus ortamına entegre olarak tarihi vatan hayalini kendi içlerinde yaşattılar. Armen Merujanyan'ın yeni kitabının kapağında Alexander Tamanyan'ın inşa ettiği Surp Katerina Kilisesi'nin korkuluğunun resmi ve kapağın son sayfasında Surp Harutyun Kilisesi'nin eski anahtarının resminin yer aldığını ekleyelim. Batı Ermenistan hükümeti farklı zamanlarda ve farklı koşullar altında Türk kılıcından kıl payı kurtulan ve dünyanın dört bir yanına dağılan Batı Ermenistan çocuklarının yaşamlarını ve faaliyetlerini anlatan her türlü yayını memnuniyetle karşılar. Armen Merujanyan'ın kitabı da o seridendir. Kitap, yerli halkın gücünü ve yeteneklerini doğrulamak için çıktı. Herhangi Ermeni, her nerede bulunursa da ailesinin geçimini sağladıktan sonra her şeyden önce ana vatanı ihya ve güçlendirme meseleleriyle ilgilenmeye başlarlar. Kitabın kahramanları o insanlara aittir. Örneğin Rusya İmparatorluğu'nun fiili bir diktatör başbakan olarak İçişleri Bakanı olan Loris Melikov'u hatırlayalım. Bundan önce Batı Ermenistan'ın bazı ilçelerini özgürleştirerek hedeflerinin bir kısmını gerçekleştirmeyi başarmıştı. Sürgündeki Ermenileri aynı anda vatana hizmet edebilecekleri tüm bu yapılarda ilk fırsatta hizmete girmeye zorlayan bu rüyadır. Vatansever faaliyetleriyle Ermeni büyüklerinin vatansever yaşam tarzını nesillere aktaran Armen Merujanyan'ı ve diğer tüm şahsiyetleri bir kez daha kutluyoruz. Yazar Hınko Aper'in adını taşıyan Ulusal Çocuk Kütüphanesi'nde Batı Ermenice Edebiyatı'na adanan bir ay süren etkinlik sona erdi. Mayıs ayı boyunca kütüphaneyi ziyaret eden çocuklar yüksek sesle Batı Ermenice şiir okumalar, kitap tartışmaları, edebiyat buluşmaları, söyleşiler ve sergilere katıldılar. 2010 yılından bu yana Batı Ermenicesi UNESCO'nun dünyanın tehlike altındaki dilleri elektronik atlasına dahil edilerek mevcut tehlike seviyelerinden kesinlikle tehlike altında statüsünü alıyor. Tehlike altındaki dilin korunmasında her bir kültür merkezinin rolünün ve öneminin bilincinde olan kütüphane, Batı Ermenice edebi mirasını ve Batı Ermencesini çocuklar için yeniden keşfetme misyonunu üstlendi. Etkinlik çerçevesinde kütüphaneyi ziyaret eden çocuklara Mıgırdıç Beşiktaşlıyan, Siyamanto, Vahan Tekeyan ve Vahe Kaçan'ın eserleri sunuldu. Bir ay boyunca çocuklar ayrıca kütüphanede vatanseverlik şarkıları ve Batı Ermenice masalları dinledi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Manik Grigoryan tarafından seslendirilen Abaran yöresinden Ermeni halk şarkısını sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.